koleji binalarında çocuklarımız güvende mi bilmek istiyoruz. Hepimizin önceliği elbette ki dünyadaki en önemli varlıklarımız olan çocuklarımız. Okullarda güvenli bir eğitim sürdürüp sürdürmeyeceklerini öğrenmek ise hakkımız. Bizleri, çocuklarımızın ve elbette kampüslerde görevli öğretmen, çalışan ve bütün güvenliklerin bile can güvenlikleriyle ilgili endişelendiren süreçler aslında yeni değil. Okulun önceki İTÜ ETA Vakfı ve ardından şu an sahibi Can Holding tarafından velilerle paylaşılmayan ya da belki birbirlerine bile eksik paylaşılan binaların teknik inceleme raporlarında sıkıntılar nedeniyle tüm velilerin gözlerine uyku girmiyor. Ortada iki ayrı rapor var ve şimdilik sıkıntılı olduğu kesin anlaşılan 9 kampüs var. Diğer Doğa Koleji kampüslerinde de belirsizlik hakim. Basın bülteninin ekinde bu konulara dair detaylı bilgiler paylaşılıyor olacak. O nedenle lafı dolandırmadan şu anki muhatabımız Doğa Koleji yönetimi, dolayısıyla Can Holding yönetimine birkaç sorumuz ve sözümüz var. Ağustos 2021 tarihinde İTÜ raporları neden gizleniyor ve neden yok sayılıyor? İTÜ raporunda riskli çıkan bu binalar, Öz Dönüşüm Mühendislik Mimarlık İnşaat Şirketi'nin raporunda nasıl oluyor da 9'u birden sağlam çıkabiliyor? Biz veliler olarak hangisine inanmalıyız ya da hiçbirine inanmamalı mıyız? Bu sorunun cevabını tam ve güvenilir olarak kimden alabiliriz? Bu raporların tarihlerine bakıldığında çocuklarımızın ve eğitim kadromuzun güvenliği yıllardır göz göre göre tehlikeye mi atıldı? Bu süreçte söz konusu okullar için deprem analizi yaptıran ve sonrasında Can Holding'e devir gerçekleştiren İTÜ ETA Vakfı da bir taraftır. Kamu yararı hem çocuklarımızın hem de çalışanlarımızın güvenliği için İTÜ ETA Vakfı'nın bir an önce sessiz kalmayı bırakıp raporları kamuoyu ve biz velilerle şeffaflıkla paylaşmalıdır. Bir an önce gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını talep ediyoruz. Bazı kampüslerin hibrit eğitim önerisini kabul etmemiz asla mümkün değildir. Sorumluluk burada velilerin omuzlarına yüklenmemelidir. Sözü geçen kampüslerdeki tüm çocuklarımızın, eğitimcilerimizin ve çalışanlarımızın hepsinin birden can güvenliği emniyet altına alınmalıdır. Ve eğitimin kesintisiz yüz yüze sürmesi için gerekli koşullar oluşturulmalıdır.